Merhaba sevgili seyirciler, Donanım Haber'e hoş geldiniz. Ben Cem Sümbül. Bugün sevgili konuğumuz Varol Yaşaroğlu. Varol selamlar, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Cem, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Seni görmek şahane. Gerçekten uzun yıllardır bir şekilde Grafi 2000 veya Kral Şakir için görüşüyoruz. İşte Habertürk'te daha önce, Habertürk TV'de görüştük. Ondan çok daha önce IT Business Weekly dediğimiz Vogel grubundaki dergilerdeki bir sohbette, bir röportajda görüşmüştük. Tekrar seni ağırlamak benim için gerçekten çok mutluluk verici. Ama benim için daha mutluluk verici olanı söyleyeyim. Gerçekten Kral ve Şakir'in ve markalarınızın böylesine büyük, böylesine işte global dediğimiz o bütün markaların yanı sıra sinema filmiyle olsun, diğer 360 mı diyelim ona bilemiyorum. Bütün evet. İşte sağda solda gördüğümüz Kral Şakir'i her yerde görüyoruz artık. O yüzden bununla ilgili mutluluğumu da anlatamam. Çok sevindirici çünkü Türkiye'den işte ben Necati hayranıyım. Hemen de zaten son evet yanında görüyorum. Necati hayranı birisiyim. Neden hayranıyım? Nasıl oldu? Yani oturup seyrediyorum da hani diyecekler ki ya işte 40 yaşında 50 yaşında adam bunu mu seyrediyor? Evet seyrediyorum kardeşim. Oturup seyrediyorum. Evet. Çok da keyifli oluyor. Yalnız değilsin yani gerçekten yani yetişkinler Kral Şakir'i bayağı izliyorlar. Süper, süper. Vallahi yani çünkü gerçekten çok keyifle seyrediyoruz. Evet tabii ben sonuçta 3-6-26 şeklinde 3 çocuk babası da bir taraftan öyleyim ama yani bunu öyle olmasa da seyrediyorum. Yani çocuklar mesela diyelim ki daha küçüktü ilkini, ilk filmi izlerken çok küçüktü bir tanesi, ikinci film özür dilerim. İzlerken çok küçüktü. Baktım ki ben daha çok izliyorum zaten. Yani hani o yüzden şey benim ama şimdi bizim evde de mesela şimdi gitsek içeriden açsak şapkalar, tişörtler, Kral Şakir tişörtleri, aynen. Kral Şakir şapkaları, işte o şeyleri, biblo değil o, ne diyorlar ona? Biblo değil. Oyuncakları. Figürleri, aynen figürleri. Bunlar zaten evimizin her tarafında mutlaka var. O yüzden Kral Şakir'le ailece içeceğiz. Dolaptaki işte sticker'la bazen ben konuşuyorum. Mutfaktaki dolabın üstüne koyduk. Çünkü buzdolabının üzerinde. Çünkü Necati'nin sticker'ı en çok oraya yakışıyor. doğal olarak. Peki şimdi soralım. Hemen sağımda benim ekranda da var. Birazdan ekrana da vereceğim ama. Yeni film de geldi. 16 Şubat'ta yayında olacak. Biz bunu 8 Şubat'ta çekiyoruz. 16 Şubat'ı bekliyoruz. Ben hani böyle bir sömestr tatilinde de olur. Bir de oradan da yakalarız diye ama gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman aslında sizin böyle bir endişeniz yani sömestre yetişsin diye bir endişeniz de hiçbir zaman yok. Çünkü zaten bir şekilde izleniyor, 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 izleniyor diye görüyorum. Doğru mu? Evet evet yani bugün hatta dağıtım şirketiyle toplantımız vardı. Genel bir toplantımız. Orada mesela şu konuşuldu. Yani Kral Şakir gerçekten sinema izleyicisi genel olarak artık sinemaya gitmiyor. Yani sadece filme gidiyorlar. Bu konuşuluyor aslında. Yani gerçekten beğendiği bir film varsa o filme gidiyor. Artık sinemanın son geldiği, sinema sektörünün son geldiği durum bu aslında. Yani eskiden, çok eskiden mesela ya işte bir sinemaya gitme alışkanlığı vardı. Şimdi tabii ki olaylar çok değişti. Dijital platformlar var. Şimdi artık bunda gerçekten seyirci seçici davranıyor. Yani ben diyor bu filmi seviyorum, bu markayı seviyorum, ben buna gitmeliyim diyor. Kral Şakir öyle bir film olduğu için yani gerçekten çok büyük fanları var. Senin işte çocukların dahil. Biz o yüzden filmimizi rahat rahat bitirip uygun bir zamanda gelelim dediğimiz bir zaman diliminde geliyoruz. Zaten hiçbir filmimiz sömestrede şu ana kadar girmedi yani bu. Öyle mi? Yani. Rekor kıran Korsanlar Diyarı da yine sömestrede girmemişti ki o film tüm zamanların en çok izlenen animasyon sinema filmi oldu Türkiye'de. Hatta Ice Age bile geçti yani o zamana kadar Ice Age, Buz Devri en çok izlenmiş. Tüm zamanların en çok izlenen animasyonu oymuş Türkiye'de. O rekoru biz kırdık. Ve gerçekten şeyden de çok gururluyuz. Bizim yani sinemadaki rakamlarımız, diğerlerdeki rakamlarımız organik. Yani bunu özellikle de belirtiyorum. Çünkü artık baktığımızda organik olmayan birçok şeyler piyasada dolaşıyor. Bunları da çok da doğru bulmuyorum yani bu tür yaklaşımları evet. Ama ne yazık ki bunlar başımıza piyasanın gerçekleri ve dönüp dolaşıp evet. işte görüntülemenin şuyun buyun dediğiniz gibi evet bu, yoksa evet suyu çıkmış durumda hakikaten ama bu da önemli bir veri bence. Buna en azından sizin biliyor olmanız da çok haliyle işi daha çok sevmenize. Biliyor Cem ama ne yazık ki böyle piyasa bunun farkında aslında. Ama şu mesela biraz önce bahsettiğimiz şeyde fark ortaya çıkıyor. Sen dedin ya işte benim oğlumun sticker'ı var, işte bütün ürünlerini kullanıyor, şey yapıyor. Şimdi
Bir şeyin çok izlenmesi, çok okunuyor olması eğer gerçekten organikse bu zaten kendisini özellikle animasyon sektöründe lisanslı ürünler piyasasında kendisini gösteriyor. Bir şeyin markalaşmasının aslında kanıtı oluyor bu. Eğer halk sizi gerçekten sevdiyse, yani dolaysız bir sevgisi varsa o zaman bu halk sizi lisans piyasasının lideri konumuna yükseltiyor. Biz şu anda yabancı markalar dahil Türkiye'nin bir numaralı lisanslı ürün lideriyiz yani. Bu mesela gerçekten gurur duyacağımız bir şey ama bu da gerçekten gerçek sevgiyle oluşabilecek bir şey. Yani bu reklamcıların bu Love Mark dedikleri bir olay var. Bravo. İşte, marka sevgisi diye. Biz hatta bunun araştırmasını da yaptırdık. Çünkü çok şey yapıyorduk yani etraftan hani ya benim çocuğum Kral Çakir hastası, benim çocuğum şöyle böyle. Ya dedik bunu biz artık hani istatistik olarak gerçekten bir verileri elde edelim dedik. İstatistik yaptırdık yani gerçekten ciddi kurumlarda yani iki kantitatifle diğer yani bütün araştırmaları yaptırdık aslında. Burada çıkan sonuç şu, bir numaralı çocuk ve aile markası yani yanına yaklaşan bile yok şu anda. Yani dediğim gibi markadan bahsediyorum ama çünkü bu marka olayı böyle çok kolay oluşabilecek bir şey değil gerçekten. Yani böyle spekülasyonlarla manipülasyonlarla olabilecek bir şey değil bu. O yüzden biz zaten kendimizi biliyoruz. Bunları aldırış etmiyoruz. Yani normalinde biz zaten yolumuzda ilerliyoruz. Yani önemli olan gerçekten 1,5 sene ilmek ilmek uğraşıp ortaya güzel, üretken bir film ortaya çıkabilmek ve bunu topluma sunabilmek. O anlamda içimiz çok rahat. Yani şunu söyleyebilirim. Bu filmi 1,5 senedir uğraşıyoruz. Böyle her artık karesini biliyorum böyle. 2 gün önce ses stüdyosuna girdik. Böyle artık hani son ses kontrollerini yapacağız. Çünkü sinemada o efektler ne kadar duyuluyor, müzik ne kadar yani o hiçbir şey bastırıyor mu? Anlaşılır olması gerekiyor. Doğru tiz ayarlarının ayarlanması gerekiyor. Gerçekten filmi izlediğimde böyle ağzım açık kaldı. Yani hani 1,5 senedir aslında ezbere biliyorum. Yine de ya o kadar çok beğendim ki yani. Kolay kolay söyleyecek bir şey değil ama gerçekten çok beğendim. Böyle adına yakışır, Devler Uyandı ya bizim filmimizin adı. Evet. Bayağı böyle devler uyanıyor. Bizim karakterlerimiz gerçekten tekrar sinemaya dönüp bir dev gibi uyanıyorlar gerçekten. Çünkü biz yani bu dile çok giremez. Necati değil mi uyanan? Hani Devler Uyandı'daki... Onu da açıklayacağım şimdi. Filmin konusuyla alakalı bir aslında gönderme var orada. Filmimizin aslında temel konusu yapay zeka üzerine. Yapay zeka? Evet, çok enteresan. Çok güzel, yani, gerçekten şahane. Yani filmimizde yapay zeka kullanma olanağını bulmadık. Çünkü 1,5 sene önce başladığımız olaydı. Bu yapay zeka programları neredeyse böyle son 6 ayda falan. 3-6 ay, doğru. Doğru. Evet. Yani en azından bu yani şey dersek ya böyle bir animasyon demeyeceğim onu ama hani bu çizimlerle ilgili meselelere böyle son 3-6 ayda yani resim değil video olarak söylemek gerekirse artık bu son 3-6 ayda göze kayda değer bir ilerleme var. 1,5 sene önceyi siz bunu planlarken düşünürsek yani işte sorulara cevap veren tamam çok güzel cevap veren ama yani o bambaşka bir zamandan bahsediyor. Bir vardı ama Midjourney'ler falan onlar Şu anda doğru. Aslında senin dediğin gibi hatta şu anda videoları animasyona dönüştüren artık yapay zekalar çıkmaya başladı. Ama tabii ki çok güzel bir şey geliyor. Yani gerçekten animasyon sektörünü de bayağı derinden etkileyecek bir durum söz konusu olacak. Bunun artık ayak seslerini duymaya başladık. Çünkü çok uluslu yani sonuçta bu birçok yapım şirketi de bu konuda ciddi yatırımlar yapıyorlar. Zaten hani destekledikleri yapay zeka siteleri var. Bence bayağı bir şeyi değiştirecek. Ben mesela bilgi anlamında çok inceliyorum. Midjourney'i inceliyorum, bakıyorum. Ben şu anda şaşkınlık içerisindeyim. Yani şu anda bile gerçekten çok bunları iyi. Yapabiliyorsa yani şöyle söyleyeyim, bizim şu anda mesela atıyorum, mesela bir projeye başladık, belki bir ay yapacağımız çizimleri, bunlar neredeyse bir günde falan yapabilecek hale getirmişler yapay zekalarla. Yani şu anda yapıyor ki, geleceği artık düşünemiyorum yani, hani çizgi anlamında böyle yapay, animasyon konusunda çok farklı yerlere gidecek. Filmimizde yapay zekayı şöyle işliyoruz, temel nokta şu, bir teknoloji şirketi sahibi bir Harun diye bir karakterimiz var. Bu Harun... biraz böyle yuvarlak gözlükleri, siyah kazağıyla
Biraz beni Steve Jobs'ı andıran. Merhum Jobs'ı andıran bir karakterimiz de var diyorsunuz. Tamam. Aynen onun gibi böyle sahneye çıkıyor. Böyle işte diyor bu yıl diyor sizi diyor. O sırada Kral Sakin ailesi de yaşasın diyor. Yeni aletler çıkmış bakacağız falan diyor. İstiyorlar. Orada diyor ki yapay zeka yardımıyla diyor elektronik eşyaları diyor mobil hale getirdim. Diyor. Bunlar böyle hepsi seviniyorlar. Kral Şakir ailesi de. Gerçekten de ne bileyim, buzdolabı yürümeye başlıyor. Çamaşır makinesi sizin çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için kendisi yürüyüp böyle sizin neredeyse aracınız haline geliyor. Fakat filmde şöyle bir şey var. Biz filmde temel vermek istediğim mesaj şu aslında. Yapay zeka yanlış kullanıldığında ve yani yanlış kişilerin eline geçtiğinde aslında bir tehlike de oluşturabilir. Biraz da bu mesajın üzerinden duruyoruz. Burada bu mesajı da çok önemsiyorum. Çünkü Kral Şakir kitaplarında olsun, dizilerinde olsun, filmlerinde olsun hep aslında bir sosyal mesajı barındırıyor. Yani biz bunu didaktik bir şekilde vermiyoruz. Aman şöyle yapmalısın çocuğum, böyle olmalısın diye vermiyoruz bunu ki ben bunun çok kötü olduğunu düşünüyorum. Yani bunun şu andaki birçok örneğinde böyle olduğunu düşünüyorum çocuk filmlerinde. Ama biz şunu yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir eğlence veriyoruz. Çok güzel bir macera veriyoruz. Görkemli bir macera veriyoruz gerçekten. Ama bunun içerisinde gerçekten bu konuyu da işliyoruz. Yani bunu çocukların gerçekten aslında zihinlerine kazıyoruz. Bu filmde de bunu veriyoruz. Gerçekten hani yapay zeka ile ilgili ne olabileceğini der. Çünkü bizim filmlerimizin aslında kitaplarımızın temel konusunun yani en artık böyle orta noktasında sevgi var. Sevgi temelli filmler bunlar. Ya şu anda 70 günlerde çocuklar da bunu izlediğinde bizim o eski Türk filmlerindeki aslında sıcaklığı alıyorlar. Eski Türk filmlerinde aldığımız sıcaklık nedir? Bizim sevgi dolu bir toplum olmamız, işte aile bağlarımız, birbirimize karşı şefkat duygumuz. Yani aslında bence köklerimiz hala böyle. Bizim hamurumuzda bu var. Ama dünyaya baktığımda işte çok zeki, işte çok bilgili adam, acayip benim çocuğum şöyle oldu, böyle oldu dediğimiz çocuklar. Bir bakıyoruz ki yani inanılmaz derecede özgüvenleri var ama dünyaya zarar veriyorlar. Yani bu gerçekten hiçbirimizin kabul etmemesi gereken bir durum. Yani isterse dünyanın en zeki, en bilgili adamı olsun. İçinde sevgi kırıntısı yoksa ve değerleri yoksa, topluma katkıda bulunabilecek elinde bir argümanı yoksa gerçekten benim için hiçbir önemi yok. Benim vermek istediğim mesaj filmlerimizde ekip olarak zaten bu görüşteyiz. Bunların gerçekten insanlara anlatılması yoksa gidişat gerçekten iyi bir gidişat değil yani dünyanın. Çünkü bakıyorsunuz biz çok teknolojik gelişmeler yaptık, acayip fabrikalar kurduk. Bir bakıyorsunuz bütün denizleri kirletmişler. Bunun ne anlamı var ki? Yani siz yaşanabilir bir dünyayı yok ettiniz. Yani hani karşılığını oldu teknolojik olarak çok geliştik. İsterseniz uzaya çıkın. Hiçbir anlamı yok. Yani siz burada çok bir kere yaşanılır bir dünya bırakacaksınız. Bu dünya çocukların dünyası. Biz hep aslında bunu vurguluyoruz. İşte geri dönüşüm filmimizde de bunu vurguladık. İşte denizlerin kirlenmesiyle ilgili mikrop avcıları Cumhurlop'ta da. Hep aslında verdiğimiz mesajlar bunun üzerine. Bu filmde de bunu yine kültürel miraslarımızı kullanarak veriyoruz. Şöyle açıklayayım, hatta Kültür Bakanlığı da bu konuda artık bize destek oldu. Çünkü gerçekten kültürel miraslarımızın önlemlerinden bu Nemrut Dağı'ndaki heykellerle ilgili bir aslında hikayemizin bağlantısı var. Çünkü zamanında Kral Şakir'in babaannesi bir arkeoloji gezisi sırasında bir gizemli bir taş buluyor ve bu taşın bu oradaki Nemrut'taki heykellerle bir bağlantısı var gerçekten. Hatta devler uyandı şeyi de oradan geliyor. Oradaki heykel başlarının alt taraflarındaki gövdeleri canlanıyor. Çok güzel. Devler orada uyanıyorlar. Ama filmde gerçekten çok inanılmaz sürprizler var. Yani yine çok güzel şarkılarımız var. Yani gerçekten bayılacaklar. Bizim filme gidenler şey oluyorlar böyle sonunda böyle çok güzel bir müziğimiz çalıyor. Onda dans etmeye başlıyorlar. Böyle bir sinema salonu bir artık böyle dans listesine dönüşüyor neredeyse. Bu filmde de inanılmaz eğlenecekler çünkü inanılmaz güzel şarkılar var. Yani gerçekten tüm ekibi buradan tekrar tebrik ediyorum. Tebrikler, yani ben tebrik edeyim. Ses sanatçılarına yani inanılmaz bir film ortaya koydular. Hatta bazı spoilerler verebilirim. Mesela bizde işte genelde sen dedin ya ben Necati'ciyim dedim mesela. Ben tabii. Ben çok seviyorum dedim.
Şimdi hep bize şunu söylerler. Derler ki ya bu film şeyin adı niye Şakir? Niye Necati değil? Yani bu adı diye. Bu filmde de biz artık bize o kadar çok bu konuda mesaj geldi ki en son filmde Necati böyle birdenbire çıkıyor, şarkı söylemeye başlıyor. Adı Kral Necati işte. Kral Necati filmi en çok muhteşem olur falan diye kendi reklamını yapıyor. Bunun şarkısını yaptık. Yani orada gerçekten kahkahalara boğulacaklar ve bir anlamda hani gerçekten o söyledikleri söylemlerin aslında nasıl Sivil Necati'yle karşılaştığını görecekler. Ben şu araya gireyim mi hemen bu müzikle ilgili şeyi söyleyeyim. Tabii ki. Heyecanla anlatıyorum böyle. Estağfurullah, rica ederim. Ben de Necati'nin o robotla olan dansı, hatta o robotun ilk dansı şey böyle işte robot sahneye çıkıyor. Hangi filmdi? Mezdeke, evet. Korsanlar'da evet, o meşhur zaten rekor kıran. Orada robot şey yaptıktan sonra böyle çıkıyor ediyor falan, heybetiyle duruyor. Sonra birden o Mezdeke'nin başlamasıyla ben yerlere yıkılmıştım. Burada biz bütün aile izlerken yerlerdeydik yani. Defalarca açıp YouTube'da izledik. Tekrar çaldık onu, işte Necati'nin ona katılması falan filan. İşte bir taraftan da profesörün ona böyle şey yapması, aman kapat ne yapıyorsun falan filan demesi. Ama onu o kadar güzel oynatmışsınız ki ben bayılmıştım o zaman da ona. Yani o yüzden sizin bu şarkılarla ilgili, dansla ilgili, bir de tabii şey artık hepimiz biliyoruz ama tabii ki bir ne diyelim, yabancı bir çizgi filmde böyle Mezdeke'yi bulamazsın. Mezdeke'yi artık hepimiz biliyoruz. Hani bir evet, şey kabul edilmiş filmlerde de görüyoruz. Tabii yerli filmlerde görüyoruz ama bu filmde de var mı böyle bir şey? Gene göreceğiz mi biz bize var ait ya, bir şey? Yani bu film var sonlarına doğru. Şimdi bu çocuklar biliyorsunuz oyun oynamayı çok seviyorlar tabii, değişik oyun. Mesela şövalye oyunlarını da çok severler. Yine sanki bir bilgisayar oyunun içerisinde şövalyeler oyun oynayacaklarmış gibi dururken birdenbire halay çekmeye başlıyorlar. Bakın şu arkada gördüğünüz bir dürüm baba. Bunu da hiçbir filmde göremezsiniz. Bakın kocaman bir dürüm şeyin içerisinde. Sen şu anda görüntüyü kaçırdın mı? Kaçırdım. Evet. Bakın dürüm baba var. Onun adı dürüm baba. Yani bunu gerçekten hiçbir yabancı çizgi filmde böyle bir yaratığa rastlamak çok büyük bir olmaz gerçekten. Ama hani bizim sonuçta biz dürüm yemeyi seviyoruz. Necati de Adana dürümü çok seviyor. İnşallah yani bizim bu kültürel öğelerimiz bütün dünyaya yayılır. Yani bu seneki en büyük amacım gerçekten Kral Şakir'in artık dünyaya yayılmasında bir miladi bir yıl olsun istiyorum. Aslında başlamıştık yani biz MENA'da 26 ülkede yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde zaten 8 aylık içinde yayınlanıyordu. En son işte Disney Plus'ta bu geri dönüşüm filmimiz pandemide sinemaya giremediğimiz dönemde o 150 ülkede yayınladı. Yani ki bu çok büyük bir olay. Gerçekten bir dünya devi animasyonu devi ilk defa bir yerli animasyonu değişik dillere çevirip hatta Bin Necati Japonca konuşurken bile izleme artık şerefine nail oldum yani. Vay çok güzel ya. Oradaki ya burada seslere çok önem verdiğini biliyorum. Zaten çok da kıymetli sanatçılar seslendiriyor. Oradakiler için mesela nasıl takip ediyorsunuz süreci? Valla şimdi Disney tarafında tabii biz aslında normalde bütün sesleri kontrol ediyoruz. Hani yaptığımız çalışmalarda şeylerde ama şimdi artık hani bu işi 100 yıldır yapan bir şirketten bahsediyoruz. Bize gönderdiler filmi. Yani çok yani o kadar güzel oturmuşlar ki yani film Necati Canan. Yani o konuda gerçekten çok profesyonel bir iş olmuş gerçekten. Yani biz de çok mutlu olduk. Ama şu anda biz dizilerimizi dünyaya pazarlayan Türkiye'de köklü şirketler var. Onlarla da sözleşmeler imzaladık ve şimdi mesela dil çevirileri yapılmaya başlandı, dublajlar yapılıyor. Orada da bayağı seçiyoruz tabii. Yani yine bir ses kastından geçiriyoruz. Bize örnekler de gönderiliyor. Şimdi diyoruz ki bu film Necati'ye daha yakın. Yani o tip çalışmayı gerçekten yapmak durumundayız. Çünkü biz Kral Şakir'e başlarken de o film Necati'nin sesi çıkana kadar, Kral Şakir'in sesi budur diyene kadar gerçekten aylarca çalışma yaptık ki çok çok önemli bir durum gerçekten o ses kaftının oluşturması. Tabii. Bunun dünyada da sürekliliğinin sağlanması açısından buna tabii ki önem veriyoruz. Sanki yapay zeka ile ilgili kısım belki önümüzdeki senelerde devreye girebilir. Çünkü bu ses sample'ını alarak o sesle aynı ses fakat işte Japonca, Almanca şeklinde olacaksa aşağı yukarı o ses mimiği mi diyeyim ona nasıl diyeyim bilmiyorum ama onu da verebiliyor olduğunu tahmin ediyorum. Böyle olursa belki de bu sesi belki uluslararası olarak duymaya başlayacağız böylece diye evet, tahmin aslında, ediyorum şu aslında an. Aslında
o iyi olabilir ya. Çünkü zaten yabancı, yani başkaları seslendiriyor ama aynı sesi bulmak gittikçe zorlaşıyor. Zaten Türkiye'deki sanatçı da bir Japonca seslendirme yapamayacağına göre aslında onun gerçekten orada o yapay zeka yardımıyla o ses rengini alıp şey yapabilmesi çok güzel bir olay olabilir gerçekten. İnteresan. Evet, ben Şener Şen'i seyrettikten sonra şu Atma Ziya dediği bölümü Almanca yapmışlardı. Pardon, Japonca yapmışlar. Yani onu seyrettikten sonra dedim ki ya bu olamaz dedim yani. Gerçekten inanılmazdı o. O yüzden belki de böyle bir şey de görebiliriz. Peki yani ilk görüştüğümüz yıllardan herhalde 10-15 yıl oldu galiba. Tahmin ediyorum o ilk görüştüğümüzden biri ama. O zamandan bu zamana değişimi. Geçen sefer Habertürk TV'de konuşurken mesela ben hatırlıyorum şeydi artık. Sanki yanlışını hatırlıyorsam düzeltirsen sevinirim. İşte iPad'de ben Apple Pencil'la çiziyorum. Bunları çalışıyoruz dediğini hatırlıyorum. Durum nasıl değişti? Ondan da bir donan haber içinde bahsedebilir misin? Ya teknoloji anlamında şey oldu. Bir kere pandemi mesela bizim aslında ekibin büyük bir çoğunluğunun evden artık çalışmasına dönüştürdü. Mesela en büyük değişim bu oldu. Çünkü biz tamamen zaten olayımız bilgisayarda bitiyor. Yani bütün işlemler orada yapılıyor. Animasyoncularla tamamen ev ortamından bile artık çalışabiliyoruz. Yani bir kısım yine ofiste bulunuyor ama asıl mesela animasyoncuların bir çoğunluğu aslında dışarıdan çalışmaya başladılar. Bu anlamda bize çok büyük şeyler sağladı. Yani dosya alışverişleri, internet de hızlandı artık. Hani çok hızlı bir şekilde bu işleri halledebiliyoruz. iPad kısmı şey, iPad aslında ben işin daha böyle karakter tasarımında olduğum için ben çok yani acayip böyle hardware gerektiren bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Yani bilgisayarda çünkü animasyon programlarını atıyorum şimdi. Maya kullanıyorsanız, 3 boyutlu programlar kullanıyorsanız evet. Daha onlar iPad üzerine tam olarak entegre olmadı ama benim açımdan ben bilgisayarı bırakalı çok uzun yıllar oldu yani. Ben tamamen artık iPad'de işlerimi çok güzel ya. Bir tablet benim için yeterli oluyor gerçekten. Onun dışında şimdi bu filme baktığımızda işte izleyenler şey diyorlar ya biz oradaki Adıyaman'a baktık işte Adıyaman tabelası görünüyor orası gerçek Adıyaman mı diyorlar yani gerçek zannediyorlar görüntüleri. Aslında yani bu şunu gösteriyor biz aslında her filmde hep çıtayı yükseltiyoruz ama bu filmde yani gerçekten buna abartmıyorum bir 10 gömlek yani 10 çıta birden atlamış olabiliriz çünkü o görüntüye baktıklarında artık gerçek zannediyor insanlar. Yani müthiş. Bu aslında tamamen animasyon evreninde oluşturulmuş bir görüntü. Öyle olunca da filmin yani gerçekten hani bu anlamda kalitemizde her yıl gittikçe kat be kat artmaya başlıyor. Ama bence bunun en büyük nedeni tabii ki teknolojiyi çok iyi kullanmamız gerçekten. Çünkü burada artık biliyorsun 3 boyutlu programların yanında oyun geliştiricileri de oyun motorlarına inanılmaz yatırım yapıyorlar. Mesela Star Wars Mandalorian dizinin çekiminde bile arkada o kullandıkları 360 derece perdede yine aslında atıyorum oyun motorlarından oluşan görüntüleri kullanıyorlar. Artık hani oyun motorları bile artık o hale geldi. Yani 3 boyutlu inanılmaz derecede realistik görüntüler oluşturabilecek aslında seviyeye ulaştılar. Biz bu anlamda bütün bu gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii ki yapay zekaya yetişemedik ama ben şu anda artık yavaş yavaş bu yani bu sene kesinlikle bu yapay zeka konusunda ne yapabiliyorsak, işimize nasıl entegre edebiliyorsak bunu yapmak istiyorum. Bunun nedeni şu, yani yine şundan bahsedeceğim. Yani biz yapay zekayı bir araç olarak kullanırsak gerçekten çok yeterli ama yapay zeka bizi araç olarak kullanırsa işte asıl tehlike orada başlıyor. Bizi araçsallaştırırsa evet. Tehlike burada. Ama biz aklımızı kullanıp gerçekten bizim üretkenliğimizi, yaratıcılığımızı arttıracak derecede yapay zekaya bütün hamallığı verip, teknik hamallıkları ona verip çok güzel. Biz daha çok yaratıcılık üzerine kafa yorarsak bu anlamda hem sektörümüz açısından çok büyük gelişmeler sağlayabiliriz ve dünyayla bu anlamda da yarışabilir hale gelebiliriz. Çünkü her çıkan yeni teknolojiyi aslında tamamen kullanmakla alakalı. Artık yani bu maliyetleri de azaltan bir şey. Yani yapay zeka evet. Şu anda birçok maliyeti azaltacak. O zaman gerçekten buna göre yapılanmak durumundayız. Yani biz buna uyumlanmak durumundayız. Yani yapay zeka işte ay yapay zeka geldi benim işimi elimden aldı. Aslında yaşanmayacak. Bizim ekibimizde azalan bir insan sayısı yok. Ama şu var, yapay zekayı öğrenen insanlar oluşuyor. Ama şunu söyleyeyim, evet. Öğrenmezsek gerçekten ciddi tehlike var. Yani
siz bunu sektörünüze adapte etmezseniz evet işinizden de olabilirsiniz. Buna %100 eminim. Yani yani ama buna başka bir şekilde yaratıcılığınızı ortaya koyabilecek şekilde uygulanırsanız bence hiçbir sorun yok. O zaman füze gibi ilerleriz. İlerleyebilir. Yani şimdi mesela 1,5 senedir çok müthiş bir uğraş var filmde mutlaka. Yani çünkü demin de söylediğimiz gibi hem yapay zekanın o işte uyanış dönemine de denk geldiği için de, ama bir taraftan da işte ben de az çok tahmin edebiliyorum. İşte 26 yaşındaki oğlum aslında bir taraftan da bu işlerle değil ama yani 3D artist olarak çalışıyor. Böyle desem yeterli olur belki. Onun o uğraşını görünce tabii anlıyorum ya. O render'ı aldığı zaman işte render'daki işle uğraşıyor ediyor, bakıyorum, bekliyor. Diyelim ki uygun bir donanım. Tabii. Sen de 26 yaşındasın. Nasıl oluyor 26 yaşında? Yani görmüş 26 yaşında. Çok teşekkür ederim. Yani neyse, bir şey demeyeyim yani, teşekkür ederim. Bu güzel söze gerçekten eksik olma. Yani aslında tabii o da 14 gibi gözüküyor. Öyle diyeyim, hadi öyle kurtarayım. O da teşekkür ederim, öyle diyeyim ama tabii bizim saçlar yani şey gibi, Geralt gibi de bütün tabii internettekiler söylediği için de söylemiş olayım. Bizim bu Geralt'a çok benzettikleri için ben şey, beyaz saç işte diyorum, ben bundan memnun hale geldim. Çok mutluyum yani durumda. Ama çok teşekkür ederim. Çok incesin her zaman olduğu gibi. Şimdi zannediyorum bu yapay zekanın etkisiyle beraber 1,5 senelik uğraş, işte seslendirmeyle ilgili başka birilerini bulayım bulmayayım derken globalle ilgili uğraşların değişmesi ihtimali, senaryoyu hazırlarken belki yapay zekayla, tabii ki insan elinin, gerçi rejeneratif olduğu için, yani üretilenden ürettiği için gene tabii insani bir tarafı var ama yine de çok metinlerde çok belli oluyor. Yani bunu bir yapay zekanın yazıp yazmadığını, eğer özel olarak onun için bir daha filtrasyondan geçmemişse hemen anlaşılıyor. Ama belki bu aşamalarda işinizin hızlanması demek, belki de bir dahaki filmin 1,5 sene sonra değil de daha hızlı bir şekilde karşımıza çıkmasına yardımcı olabilir diye tahmin ediyorum ben. Bunun... Evet. Sana bir dezavantajı olur mu? Yani ben işte bunun bir sirkülasyonu var. İşte telefonlar yılda bir çıkıyor falan. Ama ben bunu işte bir yılda 2 film, 3 film çıkartabilir hale gelsen bir faydası olur mu? Yoksa hayır olmaz mı? Nasıldır oradaki süreç? Yani bu açıkçası piyasanın biraz da ihtiyacına bağlı bir şey. Yani gerçekten biz bazı projelerimizi mesela hayata geçiremiyoruz. Mesela bizim yetişkinler evli kurdak ailesi projemiz, evet, var. Her gün yüzlerce mesaj alıyorum. Fulda karşı başlasın diye. Yani gerçekten yetişemiyoruz. İşte bu yetişememe noktasında gerçekten büyük bir faydaları olabilir. Belki de hatta biz Fulda Kaysın sinema filmini mi yapalım diye düşünmeye başladık. Belki de bu sinema filmi çok kısa bir sürede yine bu tür teknolojilerle daha hızlı bir şekilde hayata geçirebiliriz. Hem de insanlar bir sene beklemezler yani filmin tekrar çekilmesi için. Ne bileyim, şu anda Cartoon Network'te yeni bir çizgi diziye daha başladı. O da Kral Şarkı. Öyle mi? Gerçekten güçlü bir yapım, süper bir takım diye. Aslında yeni bir bebek daha doğdu. Onun da öyle olsun. Olacaktır mutlaka. Yani aslında biz bir böyle Marvel, DC evreni gibi çok büyük bir aslında kahramanlar evreni oluşturabilecek. Gerçekten güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu anlamda gerçekten bize faydası olacaktır. Çünkü ne kadar çok karakter ortaya çıktığında, yapım ortaya çıktığında bunların artık kontrol edilmesi ve bir sistem gerektirecek. Belki bir otomasyon gerektirecek diye düşünüyorum. O anlamda mutlaka etkisi olacaktır yapay zeka. Yani Cartoon Network diyoruz, Kral Şakir diyoruz. Bu bir dönemler, bilmiyorum yani yanlış mı düşünüyorum ama hayaldir değil mi? Yani öyle zannediyorum. Cartoon Network'te Kral Şakir'i izliyoruz artık. Bu bunu 10 yıl önce bir de ilk görüştüğümüzde konuşsak herhalde hayal diye konuşurduk değil mi? Evet, gerçekten öyle, çünkü Cartoon Network'te ilk yerli dizisi, yani hani dünya çapında yayın yapan bir animasyon devi onlardı. Gerçekten bizim için de gerçekten gurur verici bir şey, çünkü ama şu anda baktığımızda da bir Türkiye'de oranında en çok izlenen dizisi bir dizisi. Evet, yani, evet. Umarım ikinci de süper bir takım olur. Onlar da gerçekten, insanlar da bunların farkında zaten yani baktığımızda. Umarım teknolojiyle, yani bir de şeyi ben bahsetmek istiyorum, çok özür dilerim. Lütfen. Mesela biz aslında Grafik 2000 ilk başladığımızda bizim bir sloganımız vardı. Özellikle senin programına çok uygun olduğu için söyleyeceğim. Bizim şirketin sloganı şuydu: teknolojiyle mizahı birleştiren şirket. Yani bizim çıkışımız budur, biliyor musun? Yani
Yani biz o yüzden... Tam olarak da öyleydi ama gerçekten. Evet, doğru. Yani bu yüzden aslında bu noktalara geldik ve bu aslında hala da devam ediyor. Hani şimdi mesela yapay zekadan konuşuyoruz ya, belki biz evet. Motion Capture'dan konuşuyorduk animasyon konusunda. Doğru. Yani hep bunları takip ettik ve şu anda da gençlerle buluştuğumda, üniversitelere gittiğimde bunu söylüyorum. Yani gerçekten teknolojiyi bir araç olarak iyi kullanın. Yani size hizmet et, siz ona hizmet etmeyin diyorum. Bunu özellikle vurguluyorum. Böyle olduğu sürece gerçekten çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Bunu yaşamaya, bunu sürdürmeye devam ediyorsunuz zaten. Aslında hem birçok yere de gidiyorsun. Ben de Instagram'da takip ettiğim için de biliyorum. Gerçekten hem gençlerde hem tabii çocuklar, evet Kral Şakir'le biliyor ama gençlerin de müthiş bir bilinirliğin olduğunu düşünüyorum ben. Gençlerin de o anlamdaki merakı, ilgisi, bunu da cevapladığın için belki aslında başka kapılar da açılıyordur. Nasıl görüyorsun peki? Son sorum bu olsun. Türkiye, burada hedefinizi zaten aslında filmle ilgili bir şey varsa onu alayım. Ama onun dışında da Türkiye'de bu işlerle ilgilenenlere bir tavsiyen var mıdır? Bilgisayar başında bu işlerle ilgilenmek isteyenler ne yapsınlar? Nasıl bir tavsiyen olur diye de filmle ilgili eklemek istediklerinden sonra onu alarak kapatabiliriz. Tamam. Filmle ilgili şunu ekleyebilirim. Bir sürprizlerimiz olacak. Biz 16 Şubat'ta sinemalarda vizyona girdikten sonra. Bu arada sadece sinemalarda olacağız. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü biz pandemi zamanında dijital platformlara girmek durumundaydık. Ama şu anda bu film sadece sinemalarda olacak. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü sinema sektörü açısından da gerçekten önemli bir film. Önemli. Sektörümüz açısından da. Şöyle şeyler olacak. Sürprizlerimiz şunlar. Mesela çocuklar sinemaya gittiklerinde bir bakacaklar Kral Şakir ile Bin Necati yanlarında. Yanlarında. Yani, ve bunu hangi sinemalarda olduğunu söylemeyeceğiz. Böyle ansızın karşılarına çıkacak. O yüzden böyle bir sürprizlerle karşılaşacaklar. Ben zaten belirli sinemalara gideceğim. Benim gittiklerim sürpriz olmayacak. Süper. Bunları duyuracağım ama böyle güzel bir anıları da olacak. Yani bunu da buradan söylemiş olayım. Mükemmel. Tamam be, heyecan. Umarım denk düşeriz. Ben de çünkü bizimkileri alacağım götüreceğim. Umarım denk düşeriz gerçekten. Evet, hemen onun yanında. Onun sevincini görmek inanılmaz bir şey gerçekten. Gerçekten ya. Durduğunda onu yaşayabilmek. Gençlere tavsiyem şu olabilir. Teknolojiyi yakından takip etsinler. Bizim gibi açıkçası biz yani 250 milyon dolarlık bütçelerimiz yok. Animasyonlar yapabilmek için. Yani yurt dışında gerçekten inanılmaz devasa bütçeler var. Biz aslında sınırlı bütçelerle teknolojiyi iyi kullanarak gerçekten güzel filmler yapabiliriz, içerikler üretebiliriz ki şu anda artık yapay zeka ile yapay zeka bambaşka bir sahip açacak. Aslında gerçekten yeter ki güzel şeyler düşünsünler, uygulayabilecekleri güzel fikirler üretsinler. Artık fikirleri uygulamaya geçirmek gittikçe daha da kolaylaşıyor. Bunun için artık bir bahanemizde kalamaz yani. Hani burada belki de çok yüksek bütçelere bile gerek kalmayacak. Sadece kafamızı kullanıp, yaratıcılığımızı kullanıp çok güzel eserler üretebiliriz. Artık böyle bir döneme giriyoruz. Umarım bu bilinçte olurlar. Çünkü özellikle görsel alanda, animasyon konusunda bizim uğraştığımız alanlarda gerçekten çok geleceği açık bir yol var. Yani buradan ciddi şekilde bunu bir meslek olarak da düşünebilirler. İnanılmaz derecede büyük bir sektör var yani şu anda. Ki sadece animasyon sektörü değil, bunun dışında bir karakter yarattığınız işte Kral Şakir gibi. Bu bir markaya dönüştüğünde lisanslı ürünler ekonomisi de doğuyor. Bu dünyaya pazarladığınızda Türkiye'ye inanılmaz döviz kazandırıyor. Aslında yani bir ülkenin ekonomisini bile canlandırabilecek çok önemli bir araç aslında. O yüzden benim söyleyeceğim gençlere bu tür öneriler olur. Peki, şahane. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Çok da vaktini de aldık. Ben bu filmde de Devler Uyanıyor filminde, Kral Şakir Devler Uyanıyor filminde de demin demiştim robotlar işte robottaki o mezdeke şahaneydi diye. Az önce konuşurken demiştik. Onu da ister şöyle bir hemen göstereceğim kenardan. Evet. Halay başı. Hatta o tabirimizde de çıkıp böyle yandan. Evet ya, çok gerçekten çok güzel bir şey var. Mad Max'i gördüm. Indiana Jones göndermesi var. Evet, Mad Max göndermesi var. Yani oyunlardan göndermeler var. Gerçekten şahane görünüyor. Elinize, kolunuza, yüreğinize, zihninize sağlık. Gerçekten şahane görünüyor. Her zaman olduğu gibi en başta söylediğin konuyu da çok önemsiyorum. Sevgi konusunun olması. İşte o filmlerde, Türk filmlerinde, eski Türk filmlerinde gördüklerimiz veya hepimizin o içimizi ısıtan, zaman zaman hala gördüğümüz
içimizi ısıtan, bazı işte sosyal medyadaki o bazı videoların viral olmasına sebep olan o sıcak konuyu, sıcaklığı da taşımaya çalıştığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün ekibin eline sağlık, yüreğinize sağlık, zihninize sağlık bir kez daha. Ve buraya da katıldığın için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Umarım yan yana gelip Necati'yi de beraber de izler. Hala Necati diyorum ısrarla. Ben Kral Necati tarafına, King Necati tarafına gitmiş olayım bari. Belki bir şey yaparsınız. Star Wars göndermesi yaparsınız. İşte Dark Side falan olursa. öyle bir şey de söylemiş olayım. Tekrar vallahi teşekkürler. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım böyle daha da gelişmiş, daha da güzel filmlerde, yeni yeni filmlerde hep bir araya geliriz ve bu güzel şeylerden konuşuruz. Çok teşekkür ederim. Umarım. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bir başka videoda görüşmek üzere. Bugün sizlerle sevgili Barol Yaşaroğlu'nu konuk ettik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.